Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarını okumak mesleki gelişimim açısından önemliydi ve bu sebeple bunları okumaya başladım. İnceleme ve raporlama teknikleri öğrenmekte sağlam kaynak bunlar. Bunu söylemek lazım. Zaten buradan öğrenilir. Ve zaman içerisinde işte tecrübe sahibi olduğum halde bu okumaları bırakamadım. Hem yaşam boyu eğitim inancı taşıdığım hem de gençlerden öğrenecek çok şeyim olduğu hususunda hiçbir tereddüdüm olmadığı için hani olsa gerek diye düşünüyorum. Ama bu kararların içindeki kahramanlara ve onların hikayelerine olan merakım bir nevi bağımlılık yarattığı için de diyebiliriz. Günümüzde bu kararlara ulaşmak çok kolay. İşte çevrimiçi sayfalarını açıyorsun, karşımıza Bilgi Bankası çıkıyor. Bugün şöyle bir bakındım ne hangi kararı okuyayım diye. Çok sayıda kanser tedavisiyle ilgili başvurunun reddedildiğine dair bir şeyler vardı. Onları geçtim. Bir sonrakinde de onları inceleyebiliriz. Bugün sıradan rastgele seçtiğim Atay Elden başvurusu dikkatim çekti. Bakalım bize nasıl bir hikaye aktaracak. Tabi bu noktada lütfen unutmayalım. Bu okumalarım profesyonel inceleme değil. Daha ziyade hikayelere odaklandığımız aktarımlar. Dolayısıyla raportörün, Anayasa Mahkemesi raportörünün incelemelerin önemli bir kısmını yani hukuk dayanağı kısmını, mahkemelere dayanan bilgi kısmını aktarmayacağım. Sadece hikayeyi ve nasıl bir karar verildi onu aktaracağım. Şimdi Atay'ın hikayesine başlayalım. Hemen şöyle bir inelim. Olay ve olgular kısmına. Evet, Atay 1985 doğumlu. İzmir'de ikamet eder. İzmir'in Ali Ağa ilçesi Şehit Kemal köyünde iki katlı bir binası var. Bina yaklaşık 30 yıl önce inşa edilmiş, böyle beyan etmiş Atay. 2004 yılında evinin 14 metre yakınına Menemen Ali Ağa Demiryolu hattı inşa ediliyor ve hizmete açılıyor. İşte niçin bana ilginç, daha doğrusu ilginç gelmekten ziyade niye çok can sıkıcı bir hikaye olarak geldi bu? O yüzden merak edip okumak istedim. Düşünün, siz kırsalda hayvan sesleriyle uyanırken evinizde birdenbire 14 metre yakınınıza, 14 metre yakın yani çok yakın bir şey. 14 metre yakınınıza bir demir yolu inşa ediliyor. Şimdi İstanbul şehir içine baktığınız zaman iki apartman arasının 8 metre olması gerektiğine dair Caddebostan civarından bahsediyorum. 8 metre mesafe olması gerektiğine dair bir hüküm var. Burada devlet geliyor senin 14 metre yakınına bir demir yolu inşa ediyor. Can sıkıcı. Buradan ben bunu bir okuyayım dedim. Bakıyoruz, demir yolunu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü ve İzmir Banyo Taşımacılığı Sistemi Ticaret Anonim Şirketi yani İzban kullanıyormuş. İzban Belediye'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir kuruluşu. 2012 yılında Atay Devlet Demir Yolları'na bir yazı yazıyor ve yük treni hattında meydana gelen titreşimler nedeniyle evinde çatlaklar oluştuğunu bildiriyor. Aldığı cevapta sahada bir inceleme yapıldı. Demek ki gidip sahaya inceleme yapmış kurum. İnşaattaki çatlakların yapı sistemi ve zemin ilişkisinden kaynaklandığını tespit etmiş.
ve bu çatlakların oluşmasında demiryolu trafiğinin etkisinin bulunmadığını yazmış. Şimdi burada soruyorum. İnşaattaki çatlaklar yapı sistemi anladım ve zemin ilişkisinden. Peki zeminle demiryolunun kullanımında doğan titreşim ilişkisi ne oluyor? Bilmiyoruz. Eğer burada yazmış olsaydı cevapta, çok eminim raportör buraya onu da belirtirdi. Demek ki yazmamış. Demek ki kurum atayı başından savarcasına yok demiş. Böyle bir şey edemiyor, trafiğin etkisi yok senin evindeki çatlaklarla demiş. 14 metre yakınında olabilir ama yok demiş. Öyle bir şey yok demiş. Senin yapı sistemin kötü demiş. Senin zeminin de kötü demiş. İkisinin arasındaki ilişkiden dolayı çatlaklar oluşuyor demiş. Böyle bir cevap vermiş. Peki. Ah, bunun üzerine Atay 2014 tarihinde Ali Ağa Sulh Hukuk Mahkemesi'ne delil tespiti talebinde bulunmuş. Yani mahkemeye gitmiş, delil tespiti davası açmış. Demiş ki gel durumu sen bir güzel tespit et. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce bir keşif yapılmış. Keşif sonrasında düzenlenen bilirkişi raporunda ne kadar yakın zaman? 15 Ocak'ta müracaat etmiş. 23 Ocak'ta bilirkişi raporu çıkmış bile. Ocak'ta bilirkişi raporu çıkmış ve bilirkişi demiş ki çatlakların oluşumunda iki sebep vardır. Birincisi ev denetimsiz ve projesiz olarak yapılmış. İkincisi de evin yakınından geçen demiryolu hattındaki periyodik titreşimler demiş. Peki. Kısmen de olsa evinde oluşan çatlaklardan demiryolu hattındaki titreşimlerin sorumlu olduğuna dair mahkemeden bir delil, bir kanıt elde etmiş olan Atay 2015'te İzban'a bu sefer müracaat etmiş ve evinde meydana gelen zararın tazmin edilmesini talep etmiş. İzban cevabında demiş ki hattın sorumluluğu bende değil. Dolayısıyla tazminat talebi için başka kapıya git. Bu o demek. Bir sorumluluğum yok demiş. Sen başka kapıya git demiş. Yani hattı kullanıyorum ama sorumlu değilim. Sen başka kapıya git demiş. Der diyebilir. Ah. Atay da bu sefer 2016 tarihinde Devlet Demiryolları'na başvurarak binasının titreşimlerden dolayı hasar görmeye devam ettiğini ve değer yitirdiğini belirtmiş. Bu nedenle taşınmazın ya kamulaştırılarak bedelinin ödenmesini ya da takas edilmesini veya kendisine başka bir yerde imar hakkı verilmesini talep ediyor. Aynı dilekçede İzban'dan da tazminat talebinde bulunuyor. Yeniden bu şeysini dile getiriyor. Peki, aleyhte bir delil tespiti olmasına rağmen, değil mi? Mahkemede bir delil tespiti davası görüldü ve bir bilirkişi raporu çıktı. Yani bir kamu bilirkişisinin raporu çıktı. Burada aleyhte delil tespiti olmasına rağmen Devlet Demir Yolları hasarın demir yolundan kaynaklanmadığını yeniden Atay'a bildiriyor. Yani delile rağmen benle bir alakası yok. Sen git kardeşim, dava açacaksan dava aç, 10 yıl sürün. Ondan sonra bakarız gibi bir şey. Devlet Demir Yolları ve İzban'dan işte
Elindeki bu sağlam delille rağmen umduğu cevapları alamayan Atay da yine 2016 aynı yıl İzmir 1. İdare Mahkemesi'ne İzban ve Devlet Demiryolu aleyhine tam yargı davası açıyor. Ve dilekçesinde, dava dilekçesinde artık binada güven bir biçimde oturma imkanının kalmadığını, bu durumun kullanım hakkını kısıtladığını, mülkiyet hakkını da ihlal ettiğini, böylece bu durumun mülkiyet hakkını da ihlal ettiğini söylüyor ve 50 bin lira maddi zararın ödenmesine karar verilmesini istiyor. İdare Mahkemesi delil tespiti davasında yapılan keşfi ve bilirkişi raporunu yeterli bulmuyor. Taşınmaz mahallinde akademisyenlerden 3 akademisyenden oluşan bir bilirkişi heyetiyle birlikte yeniden bir keşif yapıyor. Demek ki birinciyi yeterli bulmamış, ikinci bir keşif yapıyor. Bu artık diğer yani bildiğim davalardan da söyleyebilirim. Bir delil tespiti yapılmasına rağmen işler buraya geliyor. İkinci keşif, üçüncü keşif bunlar da yapılıyor. Birbirlerine ekarte ediyorlar. Yani uzuyor da uzuyor ama bu şekilde yapılıyor. Oluyor. Usul haline gelmiş. Delil tespiti davasından elde edilen bilirkişi raporunun üzerine bilirkişi yeniden keşfi gerekiyor. Peki, yalnız burada dikkat çeken şey şu, davaya müracaat tarihinden 1,5 yıl sonra düzenleniyor. Bakın, 1,5 yıl sonra dava açılış tarihi, 1,5 yıl sonra bilirkişi raporu geliyor. Çok hantal. Bu ikinci bilirkişi raporunda Devlet Demiryolları'nın taşıdığı yükün İzban'ın taşıdığı yükün %10'u kadar olduğu. Ancak Devlet Demiryolları'nın taşıdığı yük az da olsa sebep olduğu titreşim İzban'ınkine nazaran daha fazla oldu. Ve Devlet Demiryolu ve İzban'ın seferleri nedeniyle oluşan tekrarlı titreşimlerin binayı, zeminin taşıma gücünü ve binayı olumsuz etkilediği ama binanın inşasında kullanılan malzeme, işçilik kalitesi, denetim ve mühendislik hizmetlerindeki eksiklerin de binada çatlakların oluşmasını etkileyen faktörlerden olduğunu değerlendiriyor. Yani birinci bilirkişi raporuyla arada çok büyük bir fark yok. Sadece raporda bir oransal değerlendirme yapılıyor. Buna göre Devlet Demiryolları ve İzban'ın seferleri sebebiyle oluşan titreşimin çatlakların oluşmasında %20'lik bir etkisi olmuştur deniliyor. Bu tabii takdiri bilir kişi ama bilir kişinin nasıl böyle bir hesap yaptığını merak etmeden de duramadım şimdi bunu okuyunca. Binadan karot alınmıştır ama bu yetmez. Sanki zemindeki titreşimin gücü aletlerle ölçülmüştür gibi bilimsel bir çalışma yürütülmüş olmalı. Bilirkişi raporu elimizde olmadığı için bunun nasıl yapıldığını göremiyoruz. Şahsen ben böyle yüzdeler vermeyi hiç sevmem. Kendi hazırladığım raporlarda hiçbir zaman yüzde vermemişimdir. Ama o bile kişi vermiş. %20'lik bir etkisi vardır demiş. Yine de burada bir düz akıl parantezi açacak olursak
Bina çürük olabilir. Ama tren yolu 14 metre. Burnunun dibinden yani geçirilmeseydi acaba çatlar mıydı? Acaba bilirkişi raporunda bu sorunun cevabı var mı? Mahkeme et bilirkişiye yoksa da bu sorunun cevabını ver bana demiş mi? Bakın bilirkişi %20'lik bir etki olduğunu söyleyecek kadar bilimsel hani matematiksel bir cevap veriyor mahkemeye. Bunun da cevabını vermesi gerekiyor. Evet. %80 çatlardı bu kadar zaman içinde titreşim olmasaydı mı dedi acaba? Onu mu demek istiyor? Neye göre diyor? Bilmiyoruz. Çok varsayımsal. %20 çok net bir ibare ama sorguladığın zaman varsayımsal. Evet, yüzde kusur oranı verilen raporda değer hesabı da yapılıyor. Ve binada oluşan hasarın 100 bin, yaklaşık 100 bin TL olduğu, bunun Devlet Demiryolları ve İzban'ın seferleri sebebiyle oluşan titreşimden kaynaklanan kısmının 20 bin lira olarak hesaplandığını söylüyor. Çünkü burada %20'lik diyor. Yani öyle diyor. Peki. Hesaplanıyor hesaplanmasın ama İdare Mahkemesi müracaattan 2 yıl sonra, rapordan 1 yıl sonra bakayım. Evet, rapordan 1 yıl sonra değil. 5 ay, 6 ay, 6 ay sonra Atay'a diyor ki tazminat talebini demir yolunun inşası sebebiyle taşınmazda oluşan zarar ile titreşimler sebebiyle taşınmazda oluşan zarar şeklinde iki farklı olgusal temele ayırdım diyor. Birincisi demir yolunun orada kurulması, ikincisi demir yolunun kullanılması. Hadi bakalım. Birinci olgu yönünden zararın demir yolu hattının açıldığı tarihte öğrendin. Yani 2004'te öğrendin diyor. Ama bir yıl içinde ilgili idareye başvurarak tazminat talep etmemişsin. Yani talep süresini geçirmişsin. Başvurunu reddediyorum bu yönden diyor. Zaten demir yolunun orada kurulmuş olması titreşime sebep vermediği için garip bir şey karar çıkıyor. Yani talep ettiyse tabii Atay mahkemede bu şekilde karar veriyor. Demir yolunun kullanımına bağlı titreşimler sebebiyle oluşan zarar yönünden ise diyor bu durum bir süreklilik arz ediyor. Süreklilik arz ettiği için tazminat isteminde bulunabilirsin. Ama diyor söz konusu binayı sen muhtardan izin almadan yapmışsın. İlginç. Muhtardan izin almadan yapmışsın. Fen ve sağlık kurallarına uygun da inşa etmemişsin. O yüzden binanın mülkiyet hakkına ilişkin güvencelerden senin yararlandırılman mümkün değil diyor. O yüzden davalı idarelerin yani Devlet Demiryolları'nın ve İzban'ın tazmin yükümlülüğü yoktur diyor. Ne alaka? Ne alaka? Bu karara zaten bakın muhalif kalan mahkeme başkanı diyor. Bu karar mahkeme başkanı bile muhalefet şerhi koyuyor.
Bilirkişi raporunda belirlenen tutar üzerinden davanın diyor kabul edilmesi gerekiyordu ve söz konusu tutarın ataya tazminat olarak ödenmesine karar verilmesi gerektiği görüşünü açıklıyor. Kim? Mahkeme başkanı. İlginç. Yani ne alaka? Zaten mahkeme başkanı da ne alaka yazmış. Atay durmamış tabii. Hemen istinaf yoluna başvuruyor. İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne gidiyor. İzmir Bölge İdare Mahkemesi de yine bu reddediyor. Davayı reddediyor. Yani davayı görüşmüyor bile yani. Esastan şey yapmıyor bile, reddediyor. Ve ilk derece mahkemesinin gerekçesini değiştiriyor yalnız. Ama oy çokluğuyla reddediyor. Bir üye bu mahkemede çıkıyor, karara karşı geliyor ve demiryolu ve etkileri nedeniyle oluşan değer azalışından kaynaklanan zararın süre gelen bir zarar olarak kabul edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu nedenle Atay'ın açtığı davanın süresinde kabul edilmesi gerektiği görüşünü savunuyor. Yani. Şimdi dosyada mevcut iki bilirkişi raporu var ve dosyalardaki karşı oylara rağmen Atay'ın eli boş kalıyor. Öyle olunca da Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunuyor. Şimdi buralara bakacak olursak işte inceleme kısmı, ilgili hukuk. Yani raportör dosyayı büyük bir titizlikle incelemiş ve yaptığı tespitler şöyle bir bakınca gerçekten olağanüstü. Olağanüstü olduğu kadar adil de herhalde. Bakalım. Evet. Tabii evet. Evet. Ve yani özetle diyor ki şöyle çok çabuk yani fotoğraf çeker gibi okuyunca özetle diyor ki şehir planlaması ile ilgili düzenlemelere aykırı şekilde inşa edilmesi sebebiyle İdari makamlarca bu yapının her an yıkılması mümkünken diyor. Sen burayı diyor. Hukuka aykırı şekilde inşa edildiği için her an yıkmak senin elindeydi diyor. Bu yönde bir girişimde bulunmamışsın diyor. Bir önlem almamışsın diyor. Uzun süre bu duruma diyor sessiz kalmışsın diyor. Binadan vergi tahsil etmişsin diyor. Binaya elektrik, su gibi kamu hizmetleri vermişsin ve bunların kullanım bedellerini Atay'dan tahsil etmişsin diyor. Evet, çok adil bir inceleme yapmış. Yani diyor sen bu binanın bir mülk olduğunu bu şekilde kabul etmişsin. Dolayısıyla burası Atay'ın tapuya kayıtlı mülküdür diyor. O yüzden mülkiyet hakkına ilişkin güvencelerden Atay yararlandırılmalıdır diyor. Ne demek yararlandırılamazsın diyor. Öyle bir karar mı olur diyor. Evin duvarlarında çatlaklar oluşmasına ve değerinin düşmesine yol açan asıl olgu demiryolu hattının varlığı değil diyor zaten. Evet. Yukarıda okurken söylemiştim. Demiryolunun hattının orada var olup olmaması değil diyor. Yani titreşimlere kaynaklık etmesidir diyor varlığından ziyade. Yani kullanılıyor olmasıdır diyor. Dolayısıyla sen bu meseleyi zaman aşımına sokamazsın diyor. Ve çok ilginç. Çok ilginç. Bölge İdare Mahkemesi'nin yani istinafın tam yargı davası açma süresine ilişkin yorumunu
aşırı şekilci ve katı buluyor. Tamam, geçtik. Raportörün bu değerlendirmesi sonucunda ne karar veriyor bakalım. Anayasa Mahkemesi yeniden yargılama yapılmasına karar veriyor. Yeniden yargılama yapılsın diyor. Tazminata hükmetmiyor çünkü yeniden yargılama yapılacak diyor. Masrafların Atay'a ödenmesine hüküm veriyor ve oy birliğiyle karar veriyor Anayasa Mahkemesi. Evet, ne diyelim? Yeniden yargılamada Atay'ın şansı bol olsun diyelim ve biz öyle derler ya, hikaye sonunda biz şimdiden kerevetine çıkalım. Günümüz itibariyle zaten Atay'ın ömründen bir 10 yıl geçmiş. İdarenin cebinden de epey yüklü bir yargılama masrafı yapılmış ve mesai de harcanmış. Yani o mahkemedeki mesailer bile kişinin mesaisi de harcanmış. Bu meseleye daha çok zaman harcanacak gibi de duruyor. Oysa yani masa başındaki bu penceremden baktığımda bu mesele daha ilk delil tespiti yapıldığında tarafların uzlaşması ile yargıya intikal bile etmeden, yargı bu şekilde meşgul edilmeden, Atay'ın hakkı 10 yıl ihlal edilmeden çok kolayca çözülebilecek bir hikaye. Yani konu elbette ilginç ama hiç çetrefilli değilmiş. Dediğim gibi ilk delil tespiti davası sırasında çözülebilecek bir konu imiş. Evet, bugün biz Atay Elden'in hikayesini okuduk ve hükme baktık. Ne diyelim? Şimdilik başka bir hayat hikayesinde buluşana kadar hoşça kalın.